Ya selamlar arkadaşlar. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayım. Gaziantep'ten geri dönüyorum. Aktırmalı uçakla. Ve bok gibiyim. Başkası gelse ne diyeceğiz? Türk Hava Yolları anamı sikti. Evet, Türk Hava Yolları yani Turkish Airlines, Türk Hava Yolları anamı sikti. Nasıl Türk Hava Yolları anamı sikti? Şöyle diyeyim size. Ben aktarmalı uçakla geldim Gaziantep'ten. Gaziantep'teydim, bir işim vardı. Anlatırım size birazdan, anlatırım. Bir saat, bir buçuk saat geç. Bir saat geç kalktı o uçak. Geç kalkınca uçak benim İstanbul'a geldi ve aktarmalı uçağımı kaçırttım. Ve Türk Hava Yolları bıraktı beni öyle, yani böyle, yani sadece bir bok da vermediler bana, yani bir oturacak yer de vermediler bana, yani VIP yerleri vardır. Yani en azından insan bir, tamam ya, otel verme bana ama en azından sizin suçunuzdur. Ben o uçağı kaçırttım. Türk Hava Yolların suçudur. Şu bu uçağı kaçırttım. Benim suçum değil. En azından tamam, otel vermeyecekler bana ama en azından o şeylerinden verebilirlerdi bana. O VIP business class ne boksa. En azından oturduğumda internet alırdım ve beraber içecek alırdım. Ama yok. Yok. Geldim bu bardağa. Bu bardağa. Güzel bardır man. Güzel bardır. Jacks. Ne bileyim ben. Jacks. Bardır ne boktur. Bir bira aldım böyle. 110 lira bir bira. Fucking hell man. Now, West End'de mi? Neredeyim? Knightsbridge. Nerede fucking, hangi club'dayım man? Neyse. Şimdi uçağım sabah 6'da. Yani sabah 6'ya kadar, şimdi saat kaçtır? 1.30. Saat 6'ya kadar bekleyeceğim. Başka uçak ayarladılar bana. Ve sadece Burger King'den yemek tokanı verdiler bana. Yemek kuponu verdiler bana. Yemek kuponu. Ayıp değil mi yahu? Sizce Türk Hava Yolları ayıp yapmadım yahu? Uçağı kaçırdılar ve ne halin varsa gör gibisinden git otur sürün oralara. Git o demir koltukların üstünde otur. Bekle. Ya yarraklar. Sizin yüzünüzden kaçırdım uçağımı. Yarraklar. Sizin yüzünüzden kaçırdım o uçağı. Da bana Burger King'den yemek kuponu veriyorsunuz. Yani budur. Yani tazminatınız budur. Böyle mi telafi ediyorsunuz? Telafi. Burger King'den bana yemek kuponu veriyorsunuz. Fucking idiots. Türk Hava Yolları man. Yani ne kadar gatsot cimri. Ben zannettim elit bir hava yollarıydı bu Türk Hava Yolları ha. Ama tam bir osuruktan bir hava yolları ya. Tam bir cimri, pinti, gatsot. Müşteri hizmetleri sıfır. Onlara sorsam dua etsinler ki bize uçak ayarladılar, sabahtan gidelim. Onu da yapmayabilirdi değil mi? Kendilerinin suçuydu. O uçağı kaçırttım. Kendilerinin suçuydu. Niye aktırmalı uçak yapıyorsun? Madem beklemeyeceksin aktırmaya. Uçak, benim uçak Antep'ten geç kalkar. Giderim İstanbul'a. İstanbul'daki uçak da tık dedik tık Kıbrıs'a. Neyse. Antep'e gittim. Çünkü arkadaşımın mahkeme davası vardı. Karayla boşaldı ve
garinden boşaldı ve garı arıyor tazminat yapsın kendine. Yani arıyor bütün her şeyini alsın donuna kadar. Donuna kadar her şeyini almaya çabalıyor. Bu arkadaştan ben ev aldıydım satın. Kıbrıs'tan ev aldıydım satın. Ve o ev onun adındaydı ve o evi bekarken de aldı o evi. Ve dolayısıyla onun parasını bile almaya çabalıyor. Yani her şeyi almaya çabalıyor. Biz de birazcık red pill ayar verdik. Geldik mahkemeye ve arkadaşımızı savunduk. Yedirmeyiz ya. Yedirmeyiz karılara. Boşanmadan sonra karılar ne kadar çirkinleşti biliyor musunuz? Karılar ne kadar çirkinleşiyor. Her şeyini almaya çabalarlar ya. Her şeyini almaya çabalarlar. Oha pes artık ya. Pes artık. Bu karı bir boka da yaramazdı ha. Bu karı bir boka da yaramazdı. Bu karı uyuz, öküz. Öküz yemeden başka bir şey yapmazdı. Yer içerdi. Obez olduydu. O kadar şişmanladı. Sadece oturup ve yerdi. Sadece oturup ve yemek yerdi. Başka bir bok yapmazdı. Yerden bile kıpırdamazdı. Ve bol götten sıçardı. Arkadaşımın parasıyla giderdi ve sokak kedileri yedirirdi. Royal Canine, dünya yani en pahalı kedi maması, köpek maması ne boksa sokak kedileri onun yanına yedirirdi. Manyak bir karı ya. Har kurup harman savururdu sürekli. 150 bin liralık kredi kartı harcadı arkadaşımın. Sırf kıyafetlere. Manyak. Şimdi arıyor evini alsın. O yüzden Gaziantep'e geldim ha. O yüzden Gaziantep'e geldim. Gaziantep'e geldim şahit olayım diye mahkemede. Ve gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları sıçtı sıvadı üstümüze hemen. Şimdi fucking saat 6'ya kadar bekleyeceğim bu fucking koskoca havalimanı içinde. Anasını satayım. Vaktine bile gelseydi o uçak, vaktine gelseydi uçak yine yetişmeyecektim. Vaktine gelseydi çünkü uçak alanın bir tarafından o biri tarafına kadar bir saat ister anasını satayım. Gidersin o kadar büyük bir boktur. Anlamadım gitti ya. Anlamadım gitti. Niye aktırmalı uçak? Neyse fuck it man, yeter bu kadar man. Peace out.